Merhaba arkadaşlar. Farklı soru tiplerine devam ediyoruz. Bir hız problemi sorusu. Bir hız problemi sorularında ilk olarak ne isteyeceğiz? Yol eşittir hız çarpı zaman. Bunu bir kere bileceğiz. Mutlaka. Soruda kullanacağız. Burada ne var? Birinin hızı diğerinin iki katı olan 2 atlet demiş. Hemen bunu yazalım. Birinci atletimizin hızı 2v olsun. Diğerinin hızı v olsun. Mavi atlet 2V, kırmızı atlet V olsun. Yarıçapı 90 metre olan çember ne yapmış? Geometri sorusunu getirip bunun içine koymuş. Şimdi böyle durumlarda bir iyi haber var, bir kötü haber. İyi haber, farklı bir konuyu getirip başka bir konunun içine soktuysa o konuyla ilgili çok zorlayıcı bir bilgi sormaz. Çok temel bir bilgi sorar. Kötü haber ise eğer o konuyu çalışmadıysanız burada takılabilirsiniz. Şimdi çember konusuna böyle bir göz atan kişilerin bile iki tane bileceği formül var. Bir çemberin çevresi var. Çemberin çevresi. O 2 pi r, 2 çarpı pi çarpı r. Bir de dairenin alanı var. O da pi r kare. Şimdi bize burada ne yapmış? Bir çemberin çevresini sormuş. 2 pi r. Burada iki tane atlet var. Yarıçapı 90 metre, yani r'si 90 metre olan çember şeklindeki bir pist üzerinde aynı noktadan aynı anda zıt yöne hareket ediyor. Bu atletler ilk karşılaştıkları anda hızlı olan kaç metre yol almıştır? Şimdi bu soruyu bir unutalım. Ben bir şey anlatayım. Şimdi normalde yolumuz nedir? Yollar düzdür. Buluşmalar var mıdır? Klasik hız problemi sorularında vardır. Gene iki taraftan böyle buluşabilirler. Şimdi şu yolda ne var? Bir tane örneğin arabamız var, hızlı gidiyor. Bir de kamyonumuz var, yavaş gidiyor. Birbirleriyle buluşuyorlar. Buluşmaları için ne yapmaları lazım? Birbirlerine yaklaşmaları lazım. Dolayısıyla birbirlerine doğru gidiyorlar. Fakat daire olduğunda ne olur? Daire olduğunda ancak ters yöne gittiklerinde birbirleriyle buluşuyorlar. Bu soru modelinin karşılığı burada bu. Yani bir daire var, biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor, hop burada buluşuyorlar. Öyleyse benim burada çember olarak verilen soru modelim şu soru modeli. Yani iki tane zıt yönlerden gelen var. Nerede karşılaşırlar? Biz bu soruları nasıl çözüyorduk? Mesela yolumuz 150 kilometre olsun. Araba 100 kilometre hızla gelsin, kamyon 50 kilometre hızla. Araba 1 saatte ne kadar yol alır? 100 kilometre. Şuraya geldi. Daha uzak olması lazım. Şuraya geldi. Kamyon ise 1 saatte 50 kilometre yol geldi. İkisini toplam, biri 100, biri 50 geldiği için 150 kilometre yol geldiler ve yol bitti. Birinci saatin sonunda bu iki taşıt buluştu. Ne oldu? Birisi diğerinin iki katı yol aldı. Yani hızı iki katı olduğu için, arabanın hızı kamyonun iki katı olduğu için onun iki katı yol aldı. Bunu her şekilde somutlaştırabiliriz. Örneğin elma yiyoruz. Birimiz bir saatte iki elma yiyor, diğerimiz bir saatte bir elma yiyor. Dolayısıyla elmalar, bir sürü elma var burada. Böyle elmalar var. Birimiz saatte iki tane elma yiyor, diğerimiz bir tane. Ben iki tane yedim, iki tane daha yedim, iki tane daha yedim. Siz bir, 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 üç tane elma yediniz. Dolayısıyla en top sonda toplamda baktığımızda benim yediğim elmaların büyüklüğü daha fazladır. Aynısı hız probleminde yol olarak düşünebiliriz. Araba yolu kat ediyor. Hızlı olan araba dolayısıyla daha fazla yol kat eder. Kat eder. Ne kadar fazla? Kaç katı ise o kadar. Yani biri diğerinin hızının 3 katı ise o 3 kat fazla yol kat ediyor. Gelelim çember sorusuna. Çember sorusunda birinci gıcıklık ne? Pi'yi katması işin içine. Soruyu zorlaştırıyor mu? Yani zorlaştırmıyor aslında. Sadece şaşırtma yapıyor. Çünkü zaten şıkları da pi'li cinsten vermiş. Şu klasik bir şeydir sorularda. Pi görünce ben pi'yi 3 yazacağım mı yazmayacağım mı? Böyle düşünüyorsanız muhtemelen yazmanızda yazmamanızda bir şey değiştirmiyordur. Çünkü size vermediyse bir şey değişmiyordur. Burada yapacağız. Şimdi çemberin yarıçapı 90. 90. Çevresi nedir? 2 pi r. Pi'yi 3 yazalım. R 90'mış. 2 çarpı 3 6. 6 kere 9 54. Yanına bir 0 attım. 540. Benim çevrem 540 metre. 540 metreyi atletler şu şekilde alacak.
Ve biri diğerinin hızının 2 katı. 2V'ye V. Yol için düşündüğümüzde aynısını. Buradan 2V geliyor. Buradan V geliyor. Biri diğerinin hızının 2 katı. Dolayısıyla 540'lık yolu 3 parçaya bölersem, 3'e bölünce 180 oluyor. Bu 180 parçanın 2 tanesini 2V hızlı alacak. Bir parçasını ise aynı sürede V hızlı alacak. Dolayısıyla şurada buluşacaklar. Yani 360. 2V'ye olan uzaklığı 360, V'ye olan uzaklığı 180 metre olan noktada buluşacaklar. Aynısı çember için geçerli. Bu buradan geliyor, bu buradan. Toplam 540 metre yol var. Bu diğerinin iki katı yol alacağı için şöyle gelecek. Bilgisayarı yeniledik, o yüzden tam yakalayamıyorum. Bu 360 metre sonra bu olacak. Bu da 180 metre. Tam burada buluşacaklar. Basit görmek için şu modeli yapabiliriz. Yani bir çemberde zıt taraflara gitmek demek, düz yolda aynı doğrultuda gitmek demek aslında. Eğer tabii 5. buluşma, 6. buluşmayı falan sormuyorsa bu soru modelinde bu uygun. Dolayısıyla 360. metrede buluşacaklar. Bize diyor ki hızlı olanı kaç metre yol almıştır? Hızlı olan bizde 360 metre yol alıyordu. Pi'ye 3 demiştik. Şıklarda 360 yok. Ama pi'ye 3 dediğimizde 120 çarpı 3, 360'tır. Aynı şekilde pi yerine 3 koymadan sadece pi bırakarak da çözebiliriz. O zaman birisi 120 pi yol alıyor, birisi 60 pi yol alıyor. Aynı şekilde çözebilirsiniz. Bu daha rahat olan.